Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ben Muratcan Safyürek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bu videoda Bitcoin kısaca nedir, nasıl alınır, satılır bunları anlatacağım. Baştan söylemem gerekirse bu videoda anlatacaklarım asla yatırım tavsiyesi değildir. Siz hali hazırda Bitcoin almayı düşünüyorsanız Bitcoin'i nereden nasıl alabileceğinizi, geri satmak istediğinizde nasıl satabileceğinizi, bunun için hangi platformları kullanabileceğinizi anlatacağım. Bir de kısaca Bitcoin'i sizlere tanımlamaya çalışacağım. Bitcoin'i kim üretiyor, biz kimden alacağız diye düşünecek olursanız Bitcoin'i herkes üretiyor makinelerle. Yani Bitcoin'in sadece tek bir üreticisi yok. Çok fazla insan üretiyor. Fakat üretmek çok zor olduğu için biz üretim kısmıyla hiç ilgilenmeyeceğiz. Yani biz üretime girişmeyeceğiz. Bu yüzden hali hazırda birileri üretmiş olacak ve bu Bitcoin'i birilerine satmış olacak. Sonra bu sattıkları birileri de başka birilerine satmaya çalışacak. Biz de buradan faydalanacağız. Nasıl alacağız diye düşünecek olursanız bir platformda alıcılar ve satıcılar buluşuyor. Yani siz o platforma girip bana platforma diyorsunuz ki bana 100 liralık Bitcoin ver ya da 10 liralık Bitcoin ver. O sırada o platformdaki başka bir üye ise elindeki 10 liralık Bitcoin'i satmak istiyor. Ve platform ondaki Bitcoin'i alıp size veriyor ve sizin TL'nizi de o kişiye veriyor. Yani birazdan size tanıtacağım iki platform bu işe yarıyor. Size bugün İki adet platform derledim. Birisi Türkiye'de geçerli bir platform, diğeri dünya çapında bir platform. İkisinde artıları ve eksileri var. Beraber bunları inceleyeceğiz. Türkiye'de Bitcoin alabileceğiniz birçok platform var. Ben bu platformlarından en bilinen ve güvenilenlerinden biri olan BitLo'yu bugün sizlere göstereceğim. Şöyle bakın, BitLo hesabım şurada açık. Bakın şurada bir cüzdanımı görebiliyorsunuz. Hemen varlıklarımı görüntüle diyorum. Varlıklarımı görüntüle dediğimde benim daha önceden sisteme yüklediğim ve o paralarla aldığım dövizler burada bulunuyor. Daha doğrusu coinler. Bakın şu an sistemde 50 Türk liram bulunuyor. Buna ek olarak Türk parasıyla 111 liraya denk gelen Bitcoin'im ve 12 liraya denk gelen Ethereum'um var. Ben ne yaptım diye soracak olursanız yaklaşık 100 liralık Bitcoin almıştım. O şu anda 111 lira olmuş. Yani ben buraya 100 lira yükleyip Bitcoin almıştım. O şu anda 111 olmuş. Aynı şekilde de 10 liralık Ethereum'um 12 lira olmuş. Ama hani bunu size şov olsun diye göstermiyorum. Siz aldıktan sonra bu Bitcoin düşüş de yapabilir, çıkış da yapabilir. Yani asla yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece kendi sonuçlarımı gösteriyorum. Buna ek olarak bir de sistemde şu an 50 lira bakiyem var. Bu bakiyenin bir kısmıyla hemen sizlere göstermek için Bitcoin alacağım. Bakın burada kolay al sat veya gelişmiş al sat kısımları var. Şimdi kolay al satta direktmen şöyle 25 TL'ye Bitcoin al dediğiniz anda 25 liralık Bitcoin alıyorsunuz. Gelişmiş al satta Bitcoin'inize fiyat biçebiliyorsunuz. Yani şöyle diyebiliyorsunuz. Bana Bitcoin'in şu an güncel fiyatı 417 liraymış. Ama dediğim gibi siz aslında bunu bir marketten almıyorsunuz. Siz bunu sisteme al dediğiniz anda o fiyattan satmak isteyen biri varsa eşleşerek almış oluyorsunuz. O yüzden mesela bu güncel fiyat 417 iken siz buraya 415 de yazabilirsiniz. Bu ne anlama geliyor? Eğer olur da birisi 415'ten Bitcoin'i satmak isterse, yani daha düşükten, bunun olması için ki insanların 417'den Bitcoin'i almamaları lazım. Yani Bitcoin'in biraz daha düşmüş olması lazım. Yani bir talep oluşturuyorsunuz bir nevi. Siz buraya fiyat olarak şöyle 415.000 yaparsanız miktar olarak da mesela 10 liralık Bitcoin diyorsunuz. Ya da şöyle pardon, 10 liralık Bitcoin. Bitcoin al dediğinizde hemen yapalım. Hatta şunu 410 yapalım bakın. Bitcoin 416 ama ben 410.000'den almak istiyorum. Bakın Bitcoin al dedim. Bitcoin al dedikten sonra bu emirlerim kısmına gelecek. Bakın emirlerim kısmına geldi. Ama hala hiç Bitcoin alamadım. Muhtemelen Bitcoin 410'lara düşmediği sürece Bitcoin alamayacağım. Ama bu talep burada kalabilir. O sırada ben başka işimle ilgilenebilirim. O sırada belki de Bitcoin düşecek ve ben düşükten almış olacağım. Ama ben şu an burada sizlere göstermek için bunu iptal edip Bitcoin'in şu anki değeri neyse ben o değerden hızlı bir şekilde Bitcoin almak istiyorum. O yüzden buradan kolay al sat kısmından hemen 25 liralık Bitcoin alacağım. Bitcoin satın al diyorum. Bakın satın al dedim. Şöyle tekrar açık emirlerin kısmına geliyorum. Buraya bile düşmedi sanırım. Sanırım direkt Bitcoin almış oldum. Çok hızlı bir şekilde o sırada Bitcoin'i satmak isteyen birinin Bitcoin'ini almış oldum. Bakın Bitcoin tutarım güncellendi. Yani o yüzden emir gerçekleştiği için bu emirler kısmından silindi.
Şu an tekrar bütçeme baktığımda bu sefer 50 lira Türk paramın 25 lirası kaldı. Yani 25 TL'm kaldı ve 136 liralık bir Bitcoin'im oldu. Ve bu Bitcoin'i de istediğim zaman tekrar şuradan al sat kısmından bozdurabilirim. Bakın Bitcoin demin alış kısmındaydık. Bu sefer satış kısmına geliyorum. Toplam şöyle Bitcoin fiyatı olarak da şu güncel fiyatı yazayım ya da kolay al sat kısmından yapayım yine. Bakın satış kısmından bu sefer mesela 0, bakın mesela 0.0001 Bitcoin'imi hemen sizlere göstermek için 4.16 TL'ye satıyorum. Bitcoin sat dedim. Tekrar cüzdanıma gidiyorum. Bakın gördüğünüz gibi 4.15, yani 4 lira 15 kuruşluk bir tutar bu sefer TR hesabıma geldi ve Bitcoin'imin bir kısmını satmış oldum. Bu paralarımı istediğimde Türk parasını buradan çek diyerek çekebiliyorum. Şimdi bu platformlarda bilmemiz gereken şöyle bir olay var. Tüm Bitcoin borsalarında, daha doğrusu kripto borsalarında para çekmek için sizden belli şeyler istiyor. Mesela kimlik onayı. Sisteme kimliğinizin fotoğrafını yüklemeniz gerekiyor. Selfie isteyenler var. Fotoğrafınızı da yüklemeniz gerekiyor. Yani kimlik ve fotoğrafınız gibi. Bunları isteme sebebi olur da bir gün hesabınız çalınırsa ya da öyle risklere karşı sizin siz olduğunuzdan emin olmak gibi bir şey. Yani şu an mesela bakın ben Bitlo'ya henüz kimliğimi yüklemedim. Bunu yapmama sebebim, kimlik yüklememe sebebim, çünkü ben yatırımlarımı 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrası için yapıyorum. Şu an bu paraların hiçbirini çekmeyeceğim ben. Bu paraları çekmeyeceğim için sisteme kimlik eklememe gerek yok şu an için. 5 yıl sonra çekeceğim zaman eklerim. Yani bu sırada birisi olur da hesabıma erişirse, yani öyle bir ihtimal düşük de olsa, olur da birisi hesabıma erişirse benim kimliğim ve fotoğrafım olmadan paramı çekemeyeceği için ben sistemi bu şekilde bırakıyorum. Yani durduk yere sisteme kimliğimi eklemiyorum. Gerçi zaten sisteme her girişimde SMS onayı gibi onaylardan geçiyor. Yani başkasının hesabıma erişmesi kolay değil ama yine de ben tedbir olarak kimliğimi durduk yere ekleme gereği duymadım. Ama siz para çekecekseniz sisteme kimliğinizi eklemeniz gerekiyor. Bitlo bu şekilde. Ve nasıl sisteme para yükleyeceğim diye soracak olursanız hemen onun için de tekrar para yatır çek kısmına geliyorum. Bakın burada da iki sistem var. Papara ve havale EFT ile para yükleyebiliyorsunuz. Ben Bitlo'yu kullanma sebebim, bankadan çok hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde buraya para yükleyebiliyorum. Buna ek olarak sizlere Binance'ı tanıtacağım. Binance'da ise belli onaylamaları yapmadığınız sürece bankadan, hatta pardon, şu anda bankadan hiç yüklenmiyor, sadece Papara var. Bitdo'da da Papara var ama ek olarak bankadan da yükleme yapılabiliyor şu anda. Buna ek olarak benim Binance'ı, yani Binance dünya çapında bir program, birazdan tanıtacağım zaten onun da. İkisinden birini seçebilirsiniz. İkisinin de linkini açıklama kısmında bırakacağım. Hatta Binance'a üye olacaksanız Binance'ın bir referans kodunu vereceğim sizlere. O referans kodu sayesinde komisyonlarda indirim alabileceksiniz. Çünkü burada bir alım satım yaparken her zaman Binance'da olsun, Bitdo'da olsun, tüm platformlar kendilerini sürdürebilmek için komisyon alıyorlar. Düşük bir komisyon da olsa. Sizlere vereceğim açıklama kısmındaki linklerden üye olursanız, referanslı üye olursanız komisyonlarda bir düşüş yaşayacaksınız. Yani daha az komisyon alacak sistem sizden. Her neyse, bakın nasıl Bitlo'ya para yüklerim. Burada Bitlo'nun ismi, yani şirket ismi ve IBAN numarası bulunuyor. Havale ya da EFT yapabilirsiniz Akbank'a. Ve açıklama kısmına size burada verdiği kodu girmeniz gerekiyor. Bu kod kişiye özeldir. Bu benim kodum. Siz de kendi kodunuzu açıklama kısmına girmeniz gerekiyor. Bu şekilde IBAN numarasını yazıp açıklama kısmına bu kodu girdikten sonra, parayı gönderdikten sonra birkaç dakika içerisinde sisteme paranız yükleniyor. Aynı şekilde Papara'dan da yükleme yapabiliyorsunuz. Binance burada Papara'dan yükleme yapmak için de ileri seviye doğrulama istiyor. Dediğim gibi kimliği istiyor. Ben henüz kimlik ve selfie yüklemedim. O yüzden ben buraya Papara'dan yükleme yapamıyorum. Ama bankadan havale yapmak benim için zaten daha kolayıma geliyor. Yani sorun yok. Ben buradan havale yapıyorum. Ama siz diyorsanız ben Bitlo yerine uluslararası geçerliliği olan, yani daha doğrusu uluslararası geçerlilikten kastım
tüm dünyada tanınan Binance'ı kullanmak istiyorum. Açıklama kısmından Binance'a geldikten sonra şöyle şunu ben gizli sekmede açayım. Kayıt kısmı var. Size onu göstereceğim. Ben de zaten kayıtlı olduğum için. Şimdi kayıt kısmına bir mail adresi yazmanız gerekiyor. Ben hemen bir tane mail adresi yazıyorum. Sizlere örnek olması açısından. Şu şekilde mail adresini yazıp kayıt ol diyorum. Ya da şuradaki kayıt ol butonundan da aynısını yapabilirim. Bakın, kayıt ol dedikten sonra bir şifre oluşturmam gerekiyor. Rastgele bir şifre oluşturuyorum. Yani rastgele dediğim sizin için unutmayacağınız bir şifre. Daha sonra bakın burada referans kimliği var. Burası çok önemli. Referans kimliği kısmına buraya gelip benim açıklama kısmında vereceğim referans kodunu yazın. Şöyle bir kod. Açıklama kısmında vereceğim. Onu kopyala yapıştır yapıp buraya yapıştırabilirsiniz. Bu kodu yazmazsanız komisyonlarda indirim alamıyorsunuz. Bu kodu yazarsanız komisyonlarda indirim alıyorsunuz. Ve hesap oluştur diyorsunuz. Hesap oluşturduktan sonra şu şekilde hesabınız açık oluyor. Şöyle cüzdanıma gelirsem de sizlere buradan para yüklemeyi de gösterebilirim. Tabii benim bekleme süresinden dolayı çıkış yapmış. Ben hemen tekrar sisteme giriş yapacağım. Şöyle giriş yaparken şöyle bilumum onay seçeneklerinden geçiyoruz. Hemen telefonuma doğrulama kodu da göndermem gerekiyor. Telefonuma onay kodu geldi. Hemen gönder diyerek bu onay kodu ile giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra tekrar ben cüzdan kısmına tıklayacağım. Şu an ben Binance'a bakiye eklemedim çünkü yani sizlere göstermek için aslında buradan bir yatırım yapmayı düşünüyordum fakat Binance'ın olumsuz özelliği şu: mesela Bitcoin almayı düşünüyorsanız minimum 100 liralık Bitcoin alabiliyorsunuz. Burada öyle bir, mesela Bitdo'da öyle bir seçenek yok. 1 liralık bile Bitcoin alabiliyorsunuz ki benim yatırımlarım da haftalık 25 lira şeklinde ben yatırım yapıyorum. Daha fazla yapmıyorum. Maksimum 50 lira yatırıyorum haftalık. O yüzden ben bunu aşmak istemedim burada. O yüzden size gösteremeyeceğim ama nasıl alındığını vesaire göstereceğim. Bakın buraya geldik. Burada zaten al sat butonu da var ve buradan kripto al kısmında hesabınıza para yükleyebileceğiniz TR'ye yatırım kısmı var. Aynı şekilde şurada da yatırma butonu var. Şu şekilde buraya geldiğinizde Papara ile yatırım yapabileceğiniz görüyorsunuz. Siz buraya ilk geldiğinizde buradan sizin Bitdo'da olduğu gibi kimlik ve selfie çekimlerinizi isteyecektir. Ben Binance'a bunu ekledim ama Bitdo'ya eklemedim. Bu yüzden buradan Papara ile yükleme yapabiliyorsunuz. Siz buradaki butona tıklayıp kimlik ve fotoğrafınızı yükledikten sonra burayı görebileceksiniz ve buradan kaç liralık para yüklemek istediğinizi gireceksiniz. Burada %1 kesinti yapıyor. Yani bu 50 liralık bir yüklemek için 49,5 lira. Eğer siz 50 liralık yatırım yapacaksanız 51 lira yüklerseniz hesabınıza 50,5 lira yüklenmiş olur. Yani o şekilde kurtarabilirsiniz. Yani ortalama 100 lirada, zaten ortalama değil, 100 lirada 1 lira komisyon alırken 50 lirada da 50 kuruş komisyon alıyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunu da girdikten sonra devam et diyorsunuz. Devam et dedikten sonra şuradan Papara'ya giriş yaparak bu ödemeyi yapabiliyorsunuz. Ben buradan çıkış yapacağım. Bakiyemizi yüklediğimizi varsayalım. Şimdi hızlı bir şekilde Bitcoin'i nasıl alabileceğimizi göstereceğim. Kripto al kısmından bakın nakit bakiye kısmına geleceğim. Burada direkt kredi kartı ile vesaire de direkt Bitcoin alabiliyorsunuz. Ama ben hani her zaman şey yapıyorum. Mesela Bitcoin'e atıyorum 50 lira 100 lira yüklüyorum ve haftalık alımlar yapıyorum böyle parça parça. Yani bakiyemi harcıyorum. O yüzden burada da size onu göstereceğim. Neden ben böyle düzenli haftalık alıyorum? Onu da videonun sonunda size anlatacağım. Buraya geldim. Bakın kripto al kısmına geldim şuradan. Nakit bakiye kısmına geldim. Ve buradan bakın 50 yazdığımda hata verecek. Demin bahsettiğim gibi minimum 100 liralık alabiliyorum çünkü. Bakın 100 yazdığımda şu kadar Bitcoin verebileceğini söylüyor. Ve nakit bakiyem şu an burada 0 gözüküyor ama sizin yüklü olacağı için mesela buradan 100-150 ne yüklüyse onu göreceksiniz. 100 liralık kısmıyla al BTC dediğinizde Bitcoin'i almış olacaksınız. Bak yine çıkış yaptı. Neyse zaten Binance'tan da bu kadar, anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi ben neden yani haftada belli bir miktar düzenli olarak alıyorum da toplu almıyorum onu söyleyeceğim. Tabii bunu yine tekrarlıyorum. Bunu yatırım tavsiyesi değil. Aksine olası bir risk ve kaybınız olmasın diye size bunu
bir arkadaş tavsiyesi olarak, yani yatırım tavsiyesi değil, dikkat edin manasında söylüyorum. Bunu ben yıllardır takip ettiğim bir internet girişimcisi var, Mehmet Hamdi Bol. Ve ben Bitcoin'e giriş yapmaya karar verdikten sonra onun Udemy'de ücretsiz yayınladığı Bitcoin eğitimine baktım. Ve orada şunu diyordu: Bitcoin sürekli çıkıp yükselen bir para birimi olduğu için, sanal para birimi olduğu için bir anda yüklü miktar almak çok riskli. Yani birden düşebilir Bitcoin ve çok büyük bir zarara uğrayabilirsiniz. Bu büyük miktarı direkt almak yerine çok küçük parçalara bölüp düzenli olarak her hafta almanız daha faydalı. Neden diye soracak olursanız, mesela ben ilk Bitcoin'e girdiğimde 340 binden girdim. İlk hafta 340 binden aldım. Sonraki hafta 380 binden aldım. Sonraki hafta işte 420 binden aldım gibi, hatırlamıyorum. Ve hani mesela atıyorum şu an 420 binden aldım bir haftada, en son haftada, ama bakın 417 bin. Hatta pardon, en son 440 binden falan aldım. Bakın düştü. Ama buna rağmen benim toplam tutarıma baktığımda şu an hala zararda değilim. Çünkü çok düşükten de aldım. Düşükten de aldım, yüksekten de aldım. Bu benim zarar ihtimalimi azaltmış oldu. Kar ihtimalimi de bir nevi azaltmış oldu. Tabii Bitcoin çok fazla katlarsa her türlü kar etmiş olacağım ama zararımı da azaltmış oldu. Nereden? Bir haftadan zarar ederken diğer haftadan kar ettiğim için birbirini dengelemiş oldu. Ve ben yine de şu an düşük de olsa belli bir kardayım şu an. Demin size gösterdiğim gibi kardayım. Yani demek istediğim, riskinizi bu şekilde düşürebilirsiniz. Yani bunu dediğim gibi yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum ki, zaten bütün akıllı yatırımcılar portföy yapıyorlar. Bunu da böyle bir Bitcoin'in kendi içinde portföyü gibi düşünebilirsiniz. Ne yaparlar akıllı yatırımcılar? Atıyorum 100 bin lirayı direktmen Bitcoin'e, altına, ona buna yatırmak yerine işte bir kısmıyla altın, bir kısmıyla Bitcoin, bir kısmıyla Apple hisse senedi ya da işte BIST 100 gibi hisse senetleri, bu şekilde parayı böler böler ya da bir kısmını gayrimenkule yatırır. Böylelikle batma ihtimalini azaltır. Yani bir şey çökerse, işte şu hisse çökerse, altın düşerse vesaire, diğerleri sabit kalacağı için ya da belki o sırada artacağı için ya da daha az düşeceği için bir yerden kurtarmış olur kendini. Bu yüzden hani dikkatli olun, bu işler çok kazandırabilir, sizi milyoner edebilir ama elinizdeki her şeyi de alabilir. O yüzden bu şeyleri dikkate alın. Bu videodan bu kadardı. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.